çocuklarımızın özellikle Türkiye genelindeki yaygın yaşayış biçimi ve içinde bulundukları sosyoekonomik ve kültürel düzeyleri de dikkate alarak geçmişte oynadıkları oyunların gelecekteki karakterlerine ne derece yansıttığı üzerine bir çalışmaydı. Çocuklardan geçmiş yaşamdaki oyunlarının şu anki yaşam biçimini belirlediği, o yönde bir model geliştirdikleri ve bunu kişilik ve karakter haline getirdikleri sonucuna ulaştık. Oyunların yine çocuğun karakterini belirleyen bir özellik olduğu sonucuna ulaştık. Çünkü oyun içerisindeki çocuğun takınmış olduğu rol ve tutumlar geleceğin aynası gibi. Karakteristik olarak bir çizgi film kahramanının yaptığı öldürme faaliyetine gülen çocuklar yetiştiriyoruz. Dolayısıyla acıma ve vicdan duygusunu tahrip eden bu tür oyun seçiminden uzaklaşmak gerekir. Bunun yerine geçmişte hem kas koordinasyonunu sağlayan, hem zeka ve bilişsel yönden de geliştiren, beraberinde el becerisini de artıran, kendi oyuncaklarını yaparak bunlar üzerinde sergileme yapılan oyunlar tercih edilmeli. Oyun esnasında üretken olan çocukların gelecekte de üretken kişiliğe sahip oldukları, özellikle kendi oyuncaklarını kendileri yapan ve yine anne baba desteğine maruz kalmış çocukların ileriki yaşlarında da anne ve babalarına bağımlı olarak yetiştirdikleri görülmektedir. Anne ve babaların, ebeveynlerin çocuklara daha çok yardımcı olmak yerine uzaktan rehberlik etmeleri, ihtiyaç duyduklarında hafif destek olmaları oyun esnasında önemli. Yapboz olabilir, Lego olabilir ve bunun dışında yine çocukların düşünsel gelişimini sağlayacak bulmaca çeşitleri de bir oyun gibi. Yarışmacı yine çocuklar arasında olabilir, ebeveyn çocuk arasında olabilir, oyunlaştırılmış eğitsel faaliyetler de olabilir. Ben ebeveynlere bunu öneriyorum. Uzaktan çocuklarının oyunlarını izlesinler. İzlenen bu oyunlar çocuğun gelecekteki yaşamını, gelecekteki kişiliğinin bir aynasıdır, iz düşümüdür diyebiliriz. Fakat ben şundan yanayım. Çocuğa mümkün mertebe oyun çeşitliliği sunulmalı. Hangi oyunu tercih ediyorsa zaten karakterinin de onun üzerine doğru yoğunlaştığına dikkat çekilmeli. Örneğin bugün 8 yaşına gelmiş bir çocuk hala cinsiyet tanımlaması konusunda veya cinsiyetine karşı bir cinsiyet roller edinmiş ve o şekilde oyunlar oynuyorsa ileride bu bir takım sorunlar doğurabilir. Bunu gözlemleyerek bir baskıcı aile tutumu şeklinde dönüştürmeden ilgili uzmanlarla da görüşerek çocuğun bu rol gereksinimini neye bağlı olduğu, arkasındaki nedenler konusunda bir takım psikometrik testler de yapılabilir. Diğer taraftan çok gruplu mahalle ortalarında veya sokak ortasında arkadaşça oynanan oyunlarda çocuğun kişiliği tüm yönüyle gelişmekte, hem sosyalleşmesi, hem yaşam doyumu, hem de kişiliğinin bir parçası olarak oradan özgüveninin gelişmesi ve grup içerisinde demokratik veya kişisel haklara da riayet ederek yaşam biçimi benimsemesi adına çok önemlidir.